GTA 5 gerçek hayat önceki bölümde. As, bir dakika ama ölebiliriz. Aha 250'yi gördü şimdi, kaç saniyede gördü? Anla ne yapardın? Yavaşla. Lan. Yo sıkıntı yok. Vurduk gibi hissettiyseniz açtı, böyle bir şey olmadı. Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 gerçek hayatın yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Biliyorum arkadaşlar, farkındayım. Uzun bir süre dediğimde 4-5 gün oldu galiba. Video atamıyoruz. Bunun sebebi arkadaşlar, benim bilgisayarım mefta oldu. Gömdük, üzerine toprak attık falan. İşlemcisinde falan çok büyük problemler vardı. Zaten çok zor çekiyordum videoları ve tamamen gitti. Şu anda da laptopu kurdum. Zor bir şekilde, zor şartlarla videoyu çekmeye çalışıyorum. Sırf sizin için gerçekten. Umarım video kasmaz, umarım oyun kasmaz da siz de rahat izleyebilirsiniz. Bakalım, deneyeceğiz. Eğer zaten olmazsa laptopta şu an izlemiyorsunuzdur videoyu. Eğer olduysa izliyorsunuzdur. O zaman bu gerçek hayat serisini seviyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve 1 milyon aboneye az kaldı biliyorsunuz. Abone de olursanız şöyle 1 milyona gelirsek çok mutlu edersiniz beni. Arkadaşlar 50 bin like'ta da yeni bölüm geliyor. Bunu da hatırlatayım bu arada. Şimdi en son hatırlıyorsanız dayıyla Feyzullah abi sağ olsunlar arabayı eve sokmuşlar. Arabanın içinden geçmişler. Arabayı eve nasıl soktuklarını hiç bilmiyoruz zaten. Şimdi uyandırıp onlara soracağız. En son bölümü hatırlıyorsanız, sonunu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Hadi videoya geçelim. Ya şu arabanın haline bak ya. Dayı. Göte bak, bu nasıl yatış ya. Namaz kılıyor sanki dayı. Ya ben de Fehmici. Dayı bir kalk dayı. O kim la mı? Efendim Fehmici'dim deyip o kim la demek mi? Dur. Onlar ne yapardın, biz neredeyiz? Dayı. Lan. Dayı uyandın mı? Emi. Ne yapıyorsun dayı? Günaydın. Günaydın. La bu araba ne yapıyor burada? Dayı bu arabanın hali ne? Onlar ne yapardın? Ne bir Feyzullah kalk. Feyzullah abi. Günaydın. Araba ne arıyor burada? Araba ne arıyor burada? Bir şey diyeceğim, taşak mı geçiyorsunuz benimle? Emi sen mi geldin arabayı buraya? Aynen, arabayı ben getirdim. Bu hali de ben getirdim. Aynen. Ciddi misiniz ya? Nasıl soktun içeri? Vallahi helal olsun. Büyük bir başarı. Helal valla. Bir şey diyeceğim, dalga mı geçiyorsunuz? Yalnız Feyzullah, benim başım nasıl ağrıyor? Hayır. Oğlum bu arabayı yeni yaptırdık lan. Harbiden ha. Ben mi yaptım abi? Bu hale ben mi getirdim bu arabayı? Allah avladım, arabanın ağzına su. Ne dedin Feyzullah abi, bir daha söyle. Kim getirdi? Abi taşak mı geçiyorsunuz benimle? Bak gerçekten sinirlendim şu anda yani. Vallahi alacağım acıya geçmiyorsun. Hayır sen mi getirdin yoksa? Bir şey diyeceğim, siz dün bana dünü anlatır mısınız? Dün gece ne oldu bana anlatır mısınız? Anlatalım. Biz Feyzullah'la şimdiki şeyden neydi arabayı yaptırdık. Tamam. Ondan sonra şey gittik, markete gittik. Vişne suyu aldık. Gerisi bende yok Feyzullah. Sende var mı? Bende de yok gerisi. Tamam, sende de mi? En son vişne aldınız mı, hatırlıyorsunuz vişne suyu? Aynen, en son biz büfeden suyu aldık. Belli oldu. Tamam, ben size dün geceyi anlatayım. Haydar'ın işi uzun sürdü. Arabayı modifiye ettik vesaire. Geldim eve. Yatıp uyuyacaktım. Siz başka yere daha gelmediniz zannettim. Sonra dayının horlamasını duydum. Sonra geldim odaya girdim. Araba ortada bu halde duruyor. Siz de bayılmışsınız yataklara. Vallahi ben hatırlamıyorum Feyzullah'cığım. Bence sen getirmiş olabilir misin? Bence Fehmi getirdi. Ya tamam, boş yapmayın. Gözünüzü seveyim. Arabayı bu hale getirdiniz. Kaza yapmışsınız anladım. Sizde bir şey yok değil mi bu arada? Bizde hiçbir şey yok. Bir yerinizde, hiçbirinizde bir şey yok değil mi? İyi misiniz? Vallahi gayet iyiyim ben. Ya yapmayın, gözünüzü seveyim. Araba bu hale geldi. Sizde nasıl hiçbir şey yok ya? Bizde hiçbir şey yok ya Fehmi. Ben gayet iyiyim. O değil de Feyzullah, gerçekten büyük bir başarı. Biz bunu nasıl getirdik buraya? İçeri niye nasıl soktunuz? Kapıdan nasıl geçti bu araba? Vallahi hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya peki bir şey diyeceğim size. Dün biz dün biz bu arabaya 3 milyon dolar para harcadık. Hiç mi içiniz acımadı bu araba hale getirmeye ya? Milyon dolar mı? Ya yapmayın, gözünüzü seveyim. Bu hale nasıl getirdiniz arabayı ya? Aman arabam gitti dayı. Vallahi araban gitti. Bu arada arkadaşlar, önceki bölümü izlemediyseniz eğer, bu araba bu hale nasıl geldi? Bu odaya nasıl geldi? Hiçbir fikriniz yoksa önceki bölümü izlemeyi unutmayın. Sonlarına doğru. Ne yapacağız? Dayı ne yapıyorsun? Dayı nereye götürüyorsun? Lan dayı dur. Bak camı kıracaksın dayı. Ne yapacağız burada? Camı kıracaksın ya. Çek şu arabayı şuradan bir. Valla 3 milyon dolar diyorsun. Bir dakika, şu arabayı ver bana. Ver. Lan ne oluyor? Bir dakika dayı, yanlış yaptım. Feyzullah ne oldu bize? Lan koltuk moltuk, yemin ediyorum anasını ağlattı ya. Feyzullah gerçekten. Bak bir şey diyeceğim. Ben çoktayım ya. Ne yapayım? İyi düşünür müsünüz? Bir iyi düşünün. Ne yapacağız? Ben çok iyi düşünüyorum. Valla gerçekten insan vişnesi almıştı.
yaptık. Ondan sonra ben de hiçbir şekilde yok Fehmiciğim. Ya size nasıl bir şey olmadı? Bu arabayı bu şekilde buraya nasıl soktunuz? La benim adım Muzaffer. Ben her şeyi yaparım. Tamam dayı. Tam her neyse. Dayı Latife abiyi arasana. Şu arabayı çekelim götürelim bari. Ne yapalım? Arayın bekle. Ara bir şu Latife abi. Ben de duyacağım. Hoparlör al. Ben de duyacağım. Fehmi gel arabayı eski haline getirebilir miyim? Arıyorum şu anda. Ya Feyzullah abi dur bir gözünü seveyim. Vallahi ne yaptınız ya? Senin için bak neler yaptık. Efendim Muzucuğum. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu? Latifeciğim. Latifeciğim bir dur. Hoparlör aldım telefonunu. Şeydeyim. Bir dakika. Hoparlör aldım telefonunu. Teleseklitek var ya. Şey diyeceğim şimdi. Bu Fehmi'nin... Latif abi duyuyor mu beni Latif abi? Duyuyor. Arabanın koymuşlar. Ne yapmışlar? Sit. Latifciğim şey diyeceğim. Tarladayım. Latif dur. Fehmi şimdi gelmiş Şahin'i bizim Tomaj var ya onu gelmiş eve koymuş. Ne? Çatıya şimdi. Dayı geldi, yapmış. Ya bir şeyler yapmış arabaya işte. Sen şu Fehmi'nin eve gel. Latif abi bana şerefsiz mi dedi? Çekeciyle gel. Latif abi duyuyorum. Latif abi duyuyorum. Latif abi. Arama sonlandırdı. Kapattı mı? Latif abi biz de duyuyoruz seni. Aramayı kapattım ya. Neyse geliyor mu ne yapıyor? Geliyor. Birazdan 5 dakikaya gelir şimdi. Bir gelsin. Şimdi bu arabayı bu hale dayı mı getirdi, Fehmi mi getirdi? Ben getirmedim. Çünkü. Abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Fehmi getirdi. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Ben buraya geldim. Bak dayı sen solda uyuyorsun. Füzlü abi sen sağda uyuyorsun. Araba ortada vurdu halde. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Bir de diyorsunuz dayı, peki ki... Sen mi soktun içeriye? Füzlü abi biz uyuduğumuza göre... Bir şey diyeceğim. Soktu, bize sıçatıyor. Beni dinler misiniz? Evet. Bak siz en son hatırladığınız şey ne? Bana bir söyleyin. Biz vişne suyu aldık. Evet, sonrası yok değil mi? Evet. Ya, hayır. Eve nasıl geldiniz? Normal kapıyla girdik geldik işte. Aynen. Evet, yürüdük geldik buraya yattık. Aynen. Işte. Hatırlıyor musunuz yürüyüp gelip yattığınızı? Yani yok. Hatırlamıyorum Fizulacı. Hatırlamıyorum. O zaman şu tablodaki sizce o zaman Allah'a emanet. Dayı buraya gel bak bu arabayı bu hale getirmekte sen de bak suçlusun. Kesin Füzlü abi sen bu hale ikna ettin değil mi? Dayı tamam. Dayı gel buraya. Gel buraya. Sen iyi alıştın ha bu küsüm olayına. Nereden öğrendim anlamıyorum ha. Nereden öğrendin anlamıyorum. Gel şuraya bir. Diyeceğim şeyi unuttum. Neredesiniz lan? Ne oluyor lan? Dayı kapıdaki adam mı bu hale getirdi bu? Gel abi gel. Valla ben de anlamadım. Vallahi geçtim. Her şeyden geçtim. Nasıl getirdiniz bu arabayı bu hale? Şu arabayı halledelim. Aa Latif abi hoş geldin. Hoş bulduk. Latif ne abi. Sen bana neden şerefsiz dedin? Ya oğlum o kadar getirttirdiniz uğraştırdınız arabayı. Ne yok gel. Tamam sen bana niye şerefsiz dedin? Yo dayı dur be. Latif abi sen bana niye şerefsiz dedin? Tamam kusura bakma. Tarladaydım ondan. Tarlada olunca şerefsiz mi diyorsun bana? Yok sinirli oluyorum ben tarlada ondan. Traktördeydim. Tamam Latif çektim abi ben seni seviyordum lan. Ben seni seviyordum lan. Kardeşim sevmesek böyle mi? Aşırdım lan. Eskiden sevdiğim Latif abi. Gel Fehmiciğim. Ben de gidiyorum o zaman. Tamam gel bir. Tamam Latif abi dur. Tamam gel aşağıya konuşalım gel. Latif abi gel tamam şimdi gel şu göbeğine valla parmak atarım. Bak küstürme sana bak gel sana ne göstereceğim abi, şimdi. Böyle hayatında hiç ya. Böyle bir şey görmemişsindir gel bak Latif şimdi. Latif abi arabayı hazır mısın görmeye? Araba nerede la? Gel. Lan oğlum bu ne? Nasıl ama? Ben sana olayı anlatayım mı? Onlar anlatmasın çünkü ben anlatayım sana. Fizullah. Gel arabayı kaldıralım vinçle. Şu duvara asalım. Oha! Lan 5 milyon dolar verildi bu arabaya. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Tablolara veriyorsunuz 5 milyon 10 milyon dolar. Ha yeni Şahin'i işte buradan böyle asalım buraya. Buradaki... Hayır ya ben bunu süreceğim adam ya. Doğru diyor. Bu araba tablo 5 milyon dolar falan ettiği yok. Bu evdeki tek paha biçilemez tek bir şey var. Sana göstereyim gel. Aynen öyle göster bakayım. İşte burada nereye burada. Gidiyorsun? Burada. Aynen öyle tek paha biçilemez fotoğraf bu. Bir de gel bir de. Gel. Hızlı açayım. Latif abi tamam dur. Latif abi. Fehmiciğim. Tamam Latif abi okuya kalsın sikaya başımıza. Fehmi bir de bu. Ya tamam o sonraki. Ama ilk o sonra Türk bayrağı var orada o. O aynen öyle. Aynen öyle. Tamam gelin ya. Biz neyin muhabbetini yapıyoruz kurban olayım ya. Gel buraya. Allah ya. Latif abi geleceksin mi? Latif abi. Gel buraya. Okuyordum vallahi abi. Gel buraya. Allah. Gel buraya. Latif abi bu arabayı buradan nasıl çıkarırız? Camı kırmamız lazım. Oha! Kıramayız dayı. Nasıl ya? Ya bir şey diyeceğim dayıyla. Dayıyla Feyzullah abi nasıl soktuysa aynı şekilde çıkarsın sen de çek. Tamam vallahi ben de çekmeyeyim. Anlat. Bir şey diyeceğim. Sen dayıya... Tamam biz halledeceğiz Fehmi. Sen kıyafetlerini giy.
Sen bir şey diyeceğim. Bak Latif abi. Dayıya sor bu arabayı buraya nasıl sokmuşlar. Aynı şekilde çıkarsınlar. İyi fikir değil mi? Muza nasıl soktu ne buraya? Vallahi hatırlamıyorum Latifeciğim. Gerçekten hatırlamıyorum. Hani hatırlasam teşekkür ediyorum Latifeciğim ama hatırlamıyorum. Daha arabaya da binemiyorum ben. Çok senin arpalar nasıl Latif abi? Açık aç konuş bu arabanın. Ekiyorduk, ekiyorduk daha. Yeni sezon açıldı. Vallahi satış yaptın en son para yiyor o zaman. He para. Ooo ne diyorsun sen? Gelecektim zaten buralara. Vay sen var ya. Seni parayı buldun ha. Bulduk. Tamam arabayı çıkar arabayı. Nasıl çıkartacağız? Nasıl çıkartacağınız? Evet dayı ile Fezlu abi anlatsın nasıl soktularsa. Araba mı çalıştırın? Ne yapıyorsun? Bizde benim bir sıkıntı yok halledeceğiz. Sen yürü git bakalım biz bakalım nasıl çıkartacağız. Tamam ben bir kıyafetimi giyiyorum. Ben üstü başımı giyiyorum. Siz şu olayı çözün gözünüzü seveyim. Bak, tamam siz... tamam ben ayarlayacağım. Ya sizin yüzünüzden uyku uyuyamadım bakın geldim. Dayı sen daha ne düşünüyorsun? Tamam Fem özür dileriz halledeceğiz. Çıkartacağız ya, bu arabayı. Ya ben bak Fezlu abi gözünü seveyim bak ben kendim için sinirlenmiyorum. Eve zarara gelmiş falan vesaire neyse. Sen bu araba hayalindi. Kaç bak 3 milyon dolar paranı çıkardın. 3 milyon dolar paran o bütün olan paranı çıkardın ve verdin. Araba ne halde ya? Bak arabanın motoru gözükmüyor mu? Gözükmüyor. Supra'nın motoru nerede? Gözükmüyor ama halledeceğiz ya. Ya nasıl yaptırayım. Halledeceğiz? Fezlu abi ben üstüm başımı giyiyorum ya. Sen giy. Vallahi nasıl yaptılarsa kendileri çözsünler. Sonuçta bizim hiçbir alakamız yok. Eve geldik ve bu şekilde gördük. Ben şu üstüm başımı değiştireyim. Oh tamamdır. Bu arada saçı da eski haline getireceğim arkadaşlar. Yorumlarda hiçbiriniz beğenmemişsiniz. Bana sürekli deyip duruyordunuz. Saçını değiştir, saçını değiştir, saçını değiştir. Saçı değiştirdim. Herkes bu sefer de eski saçını yap demeye başlamış. Yapacağız bu bölümde eski saçı. Ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Allah'a bekler, Allah'a bekler. La ilahe illallah. Ne yapıyorsunuz? Ne bu tarafa doğruymuş da dua ediyoruz. Sen ne araba çıkma duası mı? Yok, yeni nesil dua. Dua ne ya? Bismillahirrahmanirrahim. Latif abi ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Camı söküyorum. Tamam öyle çıkartacağız. Ya. Takla cam kırılacak. Of ya. Yüzüm. Ben çekiliyorum ya. Sök. Latif abi kes orayı da. Camı tutun mu? Nasıl tutacağız camı? Dur tuttum. Evet. Ben buradan vereceğim. Dayı oradan sızmış büyük ihtimal. Aynen dayı. Fezlu abi bir yakınlaşmışsın gibi hissettim ha. Femicim aramızda sadece bir cam var. İşte o çok kötü hissettiriyor. Sanki cam yokmuş gibi hissettiriyor. Tamam. Vallahi çok üzgün. Tamam mı? Parmağımla dokunacağım camı indiriyoruz. Hadi dur hadi. Tutuyorum. Dur. İndir. Dur. Pıt. Pıt mı? Femi bırak Femi. Bıraktım he dur pıt. Şuraya koydum. Tamam. Nasıl çıkaracağız arabayı? Cam ben şimdi. Tamam. Dayının Femi. Dayı uykusu geldi. Bir ihtimal gelir şimdi. Allah dur ben de şöyle geçeyim hemen şuradan doğru bakayım. Heh. Ah tamam güzel çıkmış. Buradan nasıl götüreceğiz? Camı geri takalım mı? Latif abi. Bakalım yavrum bir dakika. Şu camı geri takak pıt diye. Dur getir şuradan. Gel. Kaldır. Kaldırdım. Kaldır. Dur getiriyorum. Dur ben takacağım pıt. Koydum. Diye. Bas pıt. Dur ama yok şeyin Latif abinin demesi lazım. Telefonum çalıyor. Latif abi. Bırak telefonunu. Şu camı bir tak. Latif abi taktın mı ne yaptın? Hadi. Tamam yine pıt diye dokun. Hadi dokun. Pıt. Bak girdi tamam. Girdi. Tamam oh be. Tamam. Bu arabayı buradan nasıl çıkaracağız? Merdivenlerden çıkartırız. Bu araba bu halde nasıl çalışıyor peki? Nasıl gidiyor mu? Gidiyor vallahi baksana. Ver bana ver. Gel Femi gel. Bana ver. Allah bir şey diyeceğim etrafa çarpıyor muyum diye dikkat etmiyorum. Ver bana. Sana mı vereyim? Çıkartırım sen bilmezsin. Ver bana ona söyleyiş. Femi itekleyelim. İtekleyin. İtemiyoruz böyle. İtekleyin. Latif abi. Latif abi iyi misin? Benim tekerleğe sıkıştı. İtekle. Ben sana destek vereyim. Hadi. Allah çarptın 3 kişi itekliyoruz ha. Yok. Üçümüz peş peşe nasıl duruyoruz öyle? Hadi. İç içe girmiş. Devam et. Bu biraz daha. Şey taktiği mi bu? Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Güçlüyüz, güçlüyüz. Sola. Sola. Çiçekler yoruldu. Vallahi çiçeklerin içinden geçtiniz ya. Bu şey taktiği. Bir elin nesi var? Üç elin sesi var. Aynen. Anladım abi. Ben direksiyonu geçerim. Feyzullah abi sen daha nasıl gülüyorsun? Bu araba hayalindi senin. Yok kaç dur milyon dolar yarattı. Dur direğe girecek direğe. Dur. Ya abi araba giren girmiş arabaya zaten. Daha direğe girecek diyor ya. Yıkılmasın diye diyor Femi ya. Oha. Ne oluyor lan? Çalışıyor gerçi değil mi araba doğru? Getir abi şuraya. Motor iyi Allah'tan. Anahtar üstünde mi çekicinin Latif abi? Latif abi. Takıyorum. Getir. Sen takamazsın. İn. İndir. İn. He ya takamadım ya. Sen bilmezsin. Mal mıyım ben? Yok. Bunlar eski sistem. Ya şalıyorum. Anlayamadım. Vallahi ben de anlamadım. Getiriyorum arabayı.
E takılmış, taktım. Takmışım zaten. Ben şimdi taktım. Ben taktım Latif abi. Ben Latif taktım. Abi, arabayı dikkatli götür Latif abi. Aha, aha takmışın anasını satayım. Gördün he. Benim takacağım işe tutayım. Geçir ha. İn. İndim. İn. Latif abi arabaya iyice ezdin. Latif abi binelim mi? İndim ne işin var? Yok yok Feyzul abi. Benim şimdi bugün işim var birazcık, tamam mı? Sen Şahin'e mi biniyorsun? Çekeceğe mi biniyorsun? Nereye biniyorsan bin. Dayıyı da arayın, ne yapıyorsanız yapın, artık arabayı hallettirin. Benim işim gücüm var, birazcık onlarla uğraşacağım. Tamam okey. Ben tamam. Gidiyorum bu arabanın işte ne tamam. Gerekiyorsa her şeyi yaptıracağım. Tamam. Dayı! Dayı! Selamun aleyküm. Dayı neredesin sen? Femicim içerideydim ya. İçeride ne yapıyordun? Dayı! Şu Latif İçerideydim abi. İçerideydim, su içtiydim ya. Allah afiyet olsun. Siz şu arabayı hallettirin, benim işim gücüm var biraz, gelirim yine yanınıza. Tamamdır Femicim, biz gidiyoruz o zaman. Tamam, öpüyorum sizi. Nasıl bu arabayı hadi bu hale getirdiyseniz düzeltin. Allah'a emanet, Allah'a emanet. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Ulan ya, şaka gibi ya, arabayı ne hale getirmişler ya. Arkadaşlar, Başık'la ve Tanlı Yıl'da ya, gördüğünüz gibi bu bölümün asıl konusu Feyzullah abiye bu ülkeye ilk olacak şekilde nargile kafa açacağız. Daha bu ülkede hiçbir nargile kafe yok. O yüzden iyi iş yapacağımızı düşünüyoruz. Turistlerden, onlardan, bunlardan manyak para yaparız. Hem de Feyzullah abinin de bir hayali gerçekleşmiş olur. Şimdi boş dükkan vesaire var mı onu bilmiyorum. Onun için bir emlakçıya konuşacağım. Ondan öncesinde de bir Haydar'ı arayayım. Haydar ne yaptı acaba? İşe çıktı mı? Ne yaptı? Ne etti? Bir bakalım. Dur bakayım. Arıyorum hemen. Heh çalıyor. Alo efendim. Alo ne yaptın Haydar? Ya abi sen ne yaptın? İyi ben de ne yapayım oğlum. Saçma. Sen beni bıraktın ya. Evet. Olaylar olaylar ya. Ne oldu yine ya? Boş günümüz olmuyor. Oğlum Feyzullah abi ve dayı ol sağ olsun ya. Ne yaptılar yine? Ne yapmadılar ki, anlatırım sana. Bugün bir tamam. İşim var tamam. Senin emlakçı var mı tanıdığın? Benim tanıdığım emlakçıyı bu kapattık. Buraya aldığımız emlakçı var işte. Ney var? Buraya aldığım emlakçı. Ofis değiştirdim. O eski ofisini satın aldık oğlum çünkü biz. İşte yeni ofise geçiyoruz. Evet tamam o zaman. Sağlam. Yeri belli mi? Gidelim beraber. Belli belli. Tamam benim aklımda bir şeyler var. İstiyorsan gidelim beraber bir konuşalım. Ben işteyim ama. Ben sana konumunu atayım, sen git istiyorsan. Tamam sen bana konumunu at, ben oraya gideyim. Ona göre aynen, bir şey olursa haberleşiriz. Ben şu an balıktayım. Tamam sen balıkta tamam. Mısın? Aynen balıktayım. İyi bak ben. Gözünü seveyim, güzel balık tut. Bak para lazım ha Haydar. Tamam tutuyorum. Tamam sen bana konumunu at, hadi bekliyorum hemen. Yok hadi görüşürüz. Tamam hadi bay bay. Şimdi arkadaşlar konum bekleyeceğiz. Konum bekleyene kadar şu arabaya bir oturayım. Aha konum gelince devam ederiz. Tamam arkadaşlar konum geldi. Konum nerede? Konum ta şurada. İyi çok uzak mı? Çok uzak sayılmaz. Yani bir tık uzak diyelim. Şimdi direkt konuma gideceğiz. Arkadaşlar Feyzullah abiye boş bir dükkan arıyorum şu anda. Oraya nargile kafe yaptıracağım. Şimdi arkadaşlar oraya gideceğiz. Bize böyle bomboş hiçbir şeyin olmadığı bir dükkan lazım. Oraya nargile kafe yapacağız. Zaten Los Angeles'ta hiçbir kafe yok. Bakalım nasıl olur bilmiyorum. Bu ülkede büyük ihtimal daha hiç olmadığı için iş yaparız diye düşünüyorum. Yani buradaki halktan bile iş yapmasak turistlerden her türlü iş yaparız bence. Gidelim şu nargile kafemizi kuralım. Feyzullah abiye sürpriz yapacağız. Ama Feyzullah abiye de şunu söyleyeceğim. Atıyorum 5 milyon dolara mı mal ettik? Dükkanın parası atıyorum 2 milyon dolar. İşte dükkanı yapmak 3 milyon dolar. Feyzullah abiye şunu söyleyeceğim. Abi diyeceğim bak sana nargile kafe kurdum. İşte burayı sen işleteceksin. Buranın başına sen olacaksın. Ama burayı atıyorum 5 milyon dolara kurduysak buranın parasını sen bana 30 ay taksitle ödeyeceksin mesela. Yani bunun sebebi de şey işinin başında olması ve hazıra konmamasına öğrenmemesi için. Bakalım göreceğiz. Şimdi o zaman arkadaşlar ben hemen hızlıca şu emlakçının yanına bir gideyim bakayım. Emlakçı yer değiştirmiş. Biz emlakçının yerini dayıya aldıktan sonra bakalım nereye açmış. Ve gelmek üzereyiz. Vay 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 vay. Bir şey diyeceğim, bu emlakçılıkta iyi para var herhalde ya. Yine güzel mekan yapmış. Ananı satayım, bu benim Ferrari değil mi lan? Benim patlayan Ferrari'den. Ulan duygulan. Dur şu arabayı şuraya bir koyayım. Yemin ediyorum emlakçılıkta güzel para var herhalde ya. Daha benim bu kadar arabam yok. Bu kadar güzel bir evim yok ya. Gerçi var şimdi Allah'ıma. Binlerce kişi şükür olsun vesaire konu da. Emlakçı nerede? Aha. Abicim selamun aleyküm. Nasılsın abi? Yeni mekan güzel olmuş. Aynen. Sizin diğer mekanı biz aldıktan sonra tabii buralara düşmüşsünüz. Güzel güzel. Yo. Şaka yapıyorum. Güzel. Burası da güzel. Diğer abi nerede ya bizim? Valla. İyi. Güzel abi. O diğer şubedeymiş. İyi tamam abi. Abi ben şimdi sana şöyle soracağım. Benim şöyle güzel bir büyük bir tane dükkana ihtiyacım var. Ama bu dükkan boş olabilir, farklı bir dükkan olabilir vesaire. Ben nargile kafe kurmayı düşünüyorum oraya. Fur nargile üzerine. Var mı abi elinizde güzel boş dükkan? Bakalım abi. Eyvallah. Nasıl diyorsa. Hemen bakalım. Geleyim abi oturayım buraya. Sen otur abi, ben buradan bakayım ya. O nasıl oturuş abi? Ankaralı mısın? Gözünü seveyim. Semt oturuşu yapıyorsun. Tamam ben buradan bakıyorum. Tamam. Oh rahat herhalde koltuk. Güzel. Tamam bakıyorum. Var mı? Valla. Tamam. Tamam abi sen bana orayı bir göster. O mekanları sen bana orayı bir göster. Oraya
oraya bir bakalım. Nargile kafe şey bu arada. Nargile kafe nasıl anlatayım ki sana? Bu hani yani kültürü bilmiyorsunuz çok pek siz de. Nasıl? Abi net ya ben yapacağım işte. Sen gel sen bana dükkanı göster. Boş ver sen ne yapacağımı. Ne kadardı bu arada o dükkan? Gerçi ben dükkanı bir göreyim. Ben bir dükkanı göreyim. Seninle mi geleyim ben arabayla mı gideyim? Tamam geliyorum. Geldim. Bak dükkan umarım istediğim büyüklüktedir. İstediğim büyüklüğü değilse eğer hiç gösterme bak. Hiç götürme. Tamam abi götür eyvallah. O zaman arkadaşlar biz hemen hızlıca buraya geçelim. Abi nerede gözünü seveyim ya. Kaç kilometre yol geldik ya. İyi ama şehrin içinde herhalde mekan az kaldıysa. Bura mı? Vallahi de. Ne taraf? Bura. Doğru muyum? Çok iyi. Şehrin tam içinde. Çok güzel 10 numara. O zaman abi sana şöyle söyleyeyim. Ne kadara bırakırsın bana burayı? Verdim elimi. Ne kadara bırakıyorsun bana burayı? Bu arada bizim ne kadar paramız var? Ay paramız var bari. Ne kadara bırakıyorsun abi söyle hadi. Bak satın almak istiyorum ha. Kiralık falan değil. Dükkanı direkt satın almak istiyorum. Fiyat ver bana. Ne? 2.8 milyon burası ama sen devamlı müşteri misin? 2.4 milyon veririm. Bak şöyle yapalım mı? Devamlı müşteridim ben senin. Ve satın alacağım bak. Kiralık miralık uğraştırmıyorum seni. Sonuçta senin payın yüksek olacak. Mal sahibine vereceksin eyvallah ama satın aldığım için payın yüksek olacak. 2 milyon dolara bırak bana burayı. Ver 2 milyon dolara hemen alayım. Ver. Ver elini. Bak hadi. 2 milyon dolar ver. 2.250 mi? 200. Ver. 200. Ver. Ver elini. Hadi 202. 200 iyi. Vallahi mı? Eyvallah. Tamam. Kontratı falan nerede imzalarız? Ben sana dur bir dakika. 2.100. Bir dakika paranı veririm ben sana. Benden bir çıksın tamam mı? Al abicim paranı. Eyvallah. Hadi gidelim abi ofise. Çok güzel. 10 numara arkadaşlar. Dükkanı satın aldık. Ama zor kısım bundan sonrasında başlıyor. Burayı nargile kafeye çevireceğiz. Nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Haydar bayağı çevre yaptı bu çalışma muhabbetine. Hani emekçi işçiler vesaire derken bayağı güzel çevre yaptı. Haydar'ı arayacağım. Bakalım mimar getirsin, işçileri getirsin vesaire. Orayı bir nargile kafeye çevirelim abi. Ne kadar tutarsa tutsun zaten. Bizlu abi bana 36 ayda, 42 ayda ne kadar sürede ödeyebiliyorsa öder. Çalışsın, eli iş tutsun, istediği işi yapsın. Benim için önemli o. Sonuçta abim o benim. Önemli onun o. Şimdi biz hemen hızlıca eve gidelim. Ya şeye daha doğrusu emlakçı ofisine gidelim. Heh tamamdır. O zaman abi gel şu kontratı falan imzalayalım da benim daha çok fazla işim var vallahi. Nerede imzalıyoruz? Ofiste mi senin? Eyvallah. Eyvallah abi. Ne imza atıyorum? Sen bana direkt imzayı ver. Zaten ben sana parayı verdim. Para geçti değil mi? Sıkıntı yok. Getir abi. Oo tık 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 tık. Hop tamam. İmzamı attım. Okey miyiz? Anahtarları alayım. Parayı verdiydim zaten. Eyvallah. Sana da hayırlı olsun abi. Paranın hayrını gör. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Bir şey diyeceğim. Dayı burayı görmesin bu arada bu emlak ofisini. Vallahi burayı da alır ha. Görüşürüz abi. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Dükkanımızı satın aldık. Şimdi önemli olan, asıl önemli olan kısım orayı nargile kafeye çevirmekte. Bakalım nasıl olacak hiç bilmiyorum. Ben bir Haydar arayayım. Hemen bir Haydar arayayım. Bir dakika şu arabayı şöyle sağa çekeyim hatta. Heh çalıyor bakalım. Alo. Alo efendim. Haydar ben şimdi seninle buluşmam lazım. Birkaç işimiz var seninle çözmemiz gereken. Emlakçı ne oldu? Emlakçıyı halledebildin mi? Hallettim. Adam emlakçı olayını gördü hallettim. Mu? Gördü. Tamam, ben tamam. Dükkan satın aldım ha. Şehrin tam ortasında 10 numara yerde. Ne yapacağız dükkana? Bak dükkan satın aldım. Geniş mi? Ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Nargile kafe. Abi nasıl yapacağız? Vallahi yapacağız ben de bilmiyorum. Feyzullah abi için yapıyorum zaten. Ya. Feyzullah abi başına koyacağım. Tanıdık onu da var ya. Vallahi bak mimar tanıdık şey lazım. Sonra işçiler lazım vesaire vesaire orayı yaptırmamız restoranda lazım. Restoranda tanıştım mimarla bir tane. Valla. Yemek yemeye tamam gelmiş. Bak o zaman şöyle oturduk yapalım. Oturduk onunla yemek falan yedik. Tamam ben şimdi dükkanın oraya gidiyorum dükkanın önüne. Sen de gel orada buluşalım tamam. Karar verelim. Tamam. Tamam öyle ben yapalım. Sana şimdi konum atıyorum dükkanın. Tamamdır hadi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Şimdi iyi arkadaşlar Haydar'a ben bir konum atayım sonra dükkanın önünde buluşalım. Şimdi arkadaşlar ben direkt konuma gidiyorum dükkana. Oraya Haydar da gelecek. Sonra mimarlarla vesaire konuşur. Ne kadar tutar bilmiyoruz artık. Onun hesabını yaparız. Hesabına göre dükkanımızı kurduktan sonra da Feyzullah abiye şöyle güzel bir sürpriz yaparız. Feyzullah abinin tepkisini çok merak ediyorum. Vallahi Feyzullah abinin tepkisini çok merak ediyorum. Onun için gerçekten güzel bir sürpriz olacak. Bakalım be. Bakalım. Ulan ya yıllar sonra öz abim bulmuşum. Onun için çalışmayacak mıyız ya? Bu arada bu nargile kafe işine arkadaşlar biz bakmayacağız. Feyzullah abi başında durur. Parasını getirir vesaire. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiçbir şey olmadı. Başında o durur. Biz farklı bir iş kovalayacağız. Zaten yapacağımız işi siz tahmin ediyorsunuzdur. Çünkü sizin yorumlarınızdan yola çıkarak yani seriyi devam ettirdiğimiz için tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir dakika bizim şimdi dükkan neresiydi? Aha dükkan şurası. Güzel. Tamam arabayı ben şöyle çektim. Haydar'ı bekleyelim bakalım. Haydar gelsin sonra devam ederiz.
Aha, Haydar da geldi. Gel 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 gel, çek şöyle. Çek 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 çek, parkın et parkın et. Tamam, tam konuma geldin ha Haydar bak. Vallahi tam buldum ya. Ezberledim artık. Helal olsun. Alıştım. Bak, nasıl dükkan? Çok iyi. Nasıl ya, bunun yanı da var mı? Bu dükkan artık bizim, aynen yanı falan var. Bayağı kocaman çok dükkan. Büyük. Burayı nargile kafeye çevireceğiz bak işte Haydar. Burası manyak işler. Tam köşe yer var tam ya. Tam senin bu tanıdık mimar vesaire, bir konuş bakayım. Nargile kafeye çevirmemiz ne kadar tutar? Bu nargile setleri, tütünler vesaire, biz onları hepsini getiririz. Onları Türkiye'den getiririz artık. Getiririz, sıkıntı yok. Onların hepsini hallederiz. Getirmesi falan vesaire, her şey dahil. Bak, bu dükkanı tamamen bir nargile kafeye çevirdiğimizde masraf ne kadar olur? Bir konuş bakalım. Tamam. Alo. Bakalım bir konuşsun arkadaşlar, ona göre hareket edeceğiz. İnşallah paramız abi, yeter nasıl, bu arada. Ne misin? Ya bizim bir tane dükkan vardı da, bir kafe tarzı bir yer yapılacak oraya. Nargile, nargile. Bak, tasarımlar, örnek ben sana gösteririm. Nargile bilmez ki gerçi orayı yapacağız da, müsait misin? Ne zaman müsait olursun ya da? Bakma şansın var mı gelip? Şehir dışındasın. Ne nasıl zaman ya geleceksin? Gece mi? Tamam. Daha gelsin buraya. Gelince bana haber ver abi. Tamamdır, tamamdır. Görüşürüz o zaman. Ayrıntıları konuşalım. Sen gelince ararsan mutlu olurum. Tamamdır, görüşürüz. Ne diyor? Şehir dışındaymış. New York'taymış. Gelecekmiş akşam. Yarın gelip bakarım diyor. Bakacak. Bunun bitmesi falan, restoranın hepsinin yapılmasına kadar sürecek? İç olduğundan çok uzun süreceğini zannetmiyorum ya. Ne yapacağız şimdi? Maksimum 2-3 gün sürer. 2-3 gün. Nargileleri getirelim. Yani nargileler falan gelir, onlardan yana sıkıntı yok. Buranın açılması ne kadar sürer? Yani tam İki o gün. Benim istediğim hale gelmesi. 2 gün. Valla. Herhalde çok uzun yani, süre kolay ya değil. Tamam, o zaman ben şöyle yapayım. Kuaföre gideyim, sonra gideyim yatayım falan. Yarın bu adam buraya gelmiş olsun. Tamam. Valla. Öyle olacak zaten. Tamam, o zaman ne yapacağız şimdi? Sıkıntı yok herhalde. Ya can güzel. Yapılır bence güzel şeyler. Valla 10 numara ben dükkan bak. Ben ona gösteririm örnekler, ne tarz şeyler olacağını. İçi falan o bomboş zaten. O yüzden hiç girmiyorum bile. Bu ihtimal burası GP diye bir kafe açmışlar. Batmış büyük ihtimal. Aynen. O zaman sen bak burayı gel hallet. Adam gelirse, ben burada olmazsam falan bile, restorasyonunu falan vesaire her şeyini yaptır. Burası hazır şekilde görmek istiyorum. Tamamdır, öyle yapalım. Bir şey diyeceğim. O adamla tekrar bir konuş. Mesela atıyorum, tasarım falan işlemleri 500 bin dolar tutuyorsa eğer, 700 bin dolar verelim mesela, bana bir günde hazır etsin. Yapar mı? Konuşmak lazım. Konuşsana bir. Oğlum çünkü ben Fezul abi şimdi şey yapacağım ya. Oğlum ben sana olayları anlatmadım Haydar. Dur, aramadım ha. Anlat abi, ne oldu? Ben, sen beni dün gece bıraktın ya. Evet. Eve girdim. Ondan sonra ben daha Haydar'la şey, arabayı tofuşu göremeyince. Ne Haydar ya, bir dakika dur. Fezul abiyle dayıyı göremeyince arabayı da göremedim tabii. Dedim ki yok bunlar. Haydar. Dedim ki bunlar daha eve gelmedi. Sonra üstümü başımı değiştirdim, yatacağım falan. Tofaş bok oldu deme ya. Dur bir dur. Dayının horlama sesini duydum. Gittim baktım, tofaşı kağıt gibi yapmışlar. Bir de evin içine, odanın içine sokmuşlar. İkili yatağı biliyorsun değil mi? İkili yatağı biliyorsun değil mi? İki tane yatağın olduğu oda. Onun tam ortasına koymuşlar tofaşı. Koymuşlar evin içine, nasıl? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Uyandırdım, sordum falan, hiçbir şey hatırlamıyorlar. Nasıl çıktı bu araba? Ya Latif abi bir şekilde çıkardı, camı kestik falan. Götürdüler valla. Allah'ım ya. Adamla da bir tanışamadım. Latif abiyle tanışırsın ya bir gün. Sen bu Haydar rolünü bıraktığında tanışırsın. Tamam, o zaman şimdi şey yapalım. Tamam. Sen git bak bu adamı hallet, bu konuş. Olduğu miktardan daha fazla para verirsek bir günde hazırlarsa mükemmel olur. Hazırlar. Ben şimdi gidiyorum, saçı başı bir değiştireceğim. Beğenmediğiniz saçımı, ne varsa mis gibi olduydum. Yani Allah çarpsın. Kepaze gibi olmuş abi. Lan git, mal mısın oğlum kepaze falan? Hayırdır, şu keline bak sen önce bir. Ya. Oğlum Leonardo DiCaprio'ya benziyorum lan. Sen Titanic izledin mi? İzlemedim. Heh, izleseydin eğer. Tamam, izleseydin eğer oradaki Leonardo DiCaprio'yum şu an. Bak. Şey değil mi ya? Ney? Neydi o adamın ismi, dur. Ney, heh söyle bakayım. Heh söyle. Dur, söyle. Gelsin. Gelsin bakayım, söyle. Fight Club'u oynayan adam değil mi işte? Bak sen eve gidince işin olmadığında, eve gidince işin olmadığı zaman Titanic'i aç ve izle, tamam mı? Bak Titanic'i nasıl izlemezsin sen ya? Oradaki ya, Leonardo DiCaprio'nun, oğlum bilmeyen yok zaten. Nasıl izlemezsin diye soruyorum. Tamam. Açıyorsun, izliyorsun oradaki Leonardo DiCaprio'nun saçı. Mis gibiyim ya, var ya. Neyse, beğenmediniz saçımı değiştireceğim. İyi bakayım, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Şimdi en yakın kuaförüne, arkadaşlar beğenmemişsiniz saçımı, eski saça geri dön demişsiniz. Eski saça geri döneceğim valla. Bana bir daha saçını başını değiştir demeyin. Siz dediniz
Deniz eskisine geri dön diye eskisine dönüyorum. Dur bakayım bir dakika. Şuradan şöyle yapacağım. Hop buradan en yakın berber işaretlendi ve gidiyoruz. Ulan ya. Tam ben bu arada bu saçı beğenmiştim ha. Bence Fehmi'ye yakışmıştı. Bayağı karizma olmuştu. Çok cool, yakışıklı bir adam olmuştu. Ama siz beğenmedim dediniz. Eyvallah. Eyvallah. Siz ne diyorsanız o sonuçta. O yüzden eski saçına geri getireceğiz. Bakalım neredeymiş o kuaför. Aha da burada. Şu dönünce hemen. Gelelim abi. Selamun aleyküm. Aha geldik. Eski saçının aynısını yapacağım ya. Eski Fehmi geri dönüyor. Madem çok istediniz. Nerede babacığım? Bana eski saçımı verir misin? Nerede? Kuaför beyciğim. Kuaför ablacığım. Her neysen. Baksanıza şu modeller arkadaşlar. Bütün modeller Fehmi'yi değiştiriyor. Sanki Fehmi değilmiş gibi oluyor. Çünkü eski modeline alıştınız. Eski modeliyle sanki Fehmi o karaktermiş gibi oldu size. Ve hani hangi saçı yaparsam yapayım Fehmi değilmiş gibi oluyor. Hani o yüzden beğenmediniz zaten anlıyorum ama ya saç çok değiştiriyor baksanız arkadaşlar. Hangi modeli yaparsam yapayım Fehmi olmuyor. Aha. Ve Allah dur iptal ettim ya. Durun baştan yapıyorum. Şimdi bakın mesela Fehmi'nin modelini yapacağım. Hemen geliyor. Aha mesela Fehmi'nin modeli bu ya. Ve Fehmi aramıza geri döndü. Memnun musunuz? Hadi bakayım. Fehmi is back. Madem bu modeli seviyorsunuz bana bir daha değiştir yazmayın ama gözünüzü seveyim. Evet eski saç modelini de yaptık. Şimdi arkadaşlar zaten akşam olmak üzere evimize gidip bir yatalım. Akşam olduğunda inşallah Haydar'dan şöyle güzel bir telefon gelir de dükkanı yarın halletmiş oluruz. Çünkü zamanımız yok abi ya. İşimiz gücümüz var. Ben daha kendi işim için uğraşmıyorum. Bak Feyzullah abi dükkan yapmaya uğraşıyorum yani. Daha kendimize dükkan yapacağız. Kendimize iş yapacağız. Kendimize iş kuracağız. Halletmemiz gereken çok iş var. Aha eve gelmek üzereyiz. Dayıyla valla Feyzullah abi daha ne yaptılar hiç bilmiyorum. Düşsenize ben Feyzullah abi bağırayım. Bunlar arabayı ne yaptı acaba ya? Dur çalıyor ha. Alo. Alo Feyzullah abi ne yaptınız ya? İyi Fehmi ne yapalım arabayı getirdik sanayiye bıraktık. Sonra ne yaptınız? İşte adamlarla anlaştık geri. Ne diye anlaştınız? Parça getirecekler. Ne parçası getirecekler? Tofaş'ın tüm parçalarını. Tam abi Tofaş falan siktir et. Supra'nın motorunda sıkıntı var mı? Motoru toplamaya çalışacağız dediler Fehmi bakalım. Ya abi gözünü seveyim arabanı ne hale getirdiniz ya? Vallahi ben hiçbir şey hatırlamıyorum Fehmi ya. Ah sen daha sanayide misin şu anda? Aynen sanayideyim daha. Tamam ben yatıyorum sen gelirsin abi o zaman kafana göre. Tamam Fehmi. Anahtar var zaten sende. Var var. Tamam tamam hadi öpüyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz hadi bay bay abi. Şuna bak daha sanayidelermiş ya. Şaka gibi yemin ediyorum şaka gibi ya. Ne işlerle uğraştık? Dursanıza ben bir de Haydar'ı arayayım. Ne yaptı acaba mimarla? Alo. Alo efendim. Haydar ne yaptın ya? 700 bine okey dedi. Gelecek. Gelmiş şu an yarın da dükkana göstereceğim ona. Ne yapacağım? 700 bin dolara neye okey dedi peki? Bir günde yapmaya. Yarın ben geldiğimde hazır olacak mı dükkan? Yok yarın sen geldiğinde yapılıyor olacak. Yapılıyor olmaz oğlum ya. Ben yarın geldiğimde hazır olarak görmek istiyorum ya. Tamam. Zamanımız yok. Ne kadar o zaman? 700 bin okey diyor mu bunun için? Okey diyor da. Sen ne yap biliyor musun? Tamam bak sen ne yap biliyor musun? Onu ara. De ki 1 milyon dolar veriyoruz. Bugün benim de Fehmi abim geldiğinde hazır olacak burası da. Tamamdır. Tamam mı? Öyle diyorum. Tamam anlaştık ben yatıyorum hadi. Hadi iyi geceler öpüyorum seni. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu kadar acele etmemin tek sebebi ya Feyzullah abi çünkü şey yapacak yani işkilenecek sonuçta. Yani bir an önce ona sürprizimizi yapabilelim. Yoksa bir anlamı olmayacak yani onu öğrenirse eğer sürpriz vesaire hiçbir anlamı olmayacak. Şimdi 1 milyon bu mimara vereceğiz. 2 milyon 200 bin civarı dükkana verdik. Yani biz bunun tüm parasını zaten Feyzullah abiden çıkaracağız. Ben ona taksit yapacağım. Çünkü işi öğrenmesi gerekiyor. Ben cebimden veririm vermesini. O bambaşka bir konu. Ama onun disiplinini, para kazanmayı vesaire öğrenmesi gerekiyor. Tüm tek olay bu yani. Şimdi hemen bir uyuyalım. Fehmicim iyi geceler. Fehmicim günaydın 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 oğlum. Kalk kalk bugün çok işimiz var lan. Kalk. Hemen bir dakika şu üst başımızı bir değiştirelim. Üst başımızı değiştirip dur bir dakika Haydar arayayım bir de. Lan direkt açtı. Haydar ne yaptın? Efendim. Bir şey diyeceğim bu geldi mi adam dükkana? Başladılar mı tadilata falan? Kabul etti mi? Ben dün gece örnekleri gönderdim. Tamam. Adam başladı sabah. Çok erken geldiler. Şu an hala yapıyorlar. Az kaldı ama. Vallahi başladılar mı yapmaya? Evet. Başladılar. Tamam o zaman ben şimdi üstüm başımı giyiyorum ve geliyorum. Tamam. Tamam hadi öpüyorum seni görüşürüz. Hadi görüşürüz. Öf arkadaşlar off-white gömlek kombinimi de giydim. Yanar 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 yanar. Bir dakika bizim Feyzullah abi geldi mi acaba odaya? Lan bak ya. Abi. Abi. Fehmi günaydın. Abi günaydın günaydın kalk abim kalk. Ne yaptın abi dün Tofaş'ı? Tofaş'ı bıraktım işte. Sanayide mi Tofaş şu an?
Sanayide. Sen ne yaptın? Nasıl? Ben şey ya işte iş güç koşturuyorum birazcık. İşim gücüm var da. Sen ne yapacaksın şimdi Tofaş'ı? Ne dediler? İşte bugün yine gideceğim. Hı-hı. Başında duracağım. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Motoru toplamaya çalışıyorlar. Ya bir şey diyeceğim. Supra motoru bak. Dünyada sayılı var o model Supra motoru. Nasıl toplayacaklar abi? Hayır bizim parçalanmış motoru toplamaya çalışıyorlar. Yani kendi parçalarını bir araya getirmeye mi çalışıyorlar? Evet. Abi nasıl yapacaklar? Gözünü seveyim ya. Dediler ki onun eksik parçalarını tamamlarsa daha ucuza mal ederiz dediler. Adamlar toplamaya çalışıyor işte onu. Anladım. Tamam abi sen onlarla ilgilen o zaman benim de işim gücüm var zaten ben kaçıyorum. Tamam. Yardım lazım mı? Balığa geleyim istiyorsan. Yok yok ben balığa gitmiyorum ya. Başka işim gücüm var birazcık da onlarla uğraşıyorum. Anladım. Tamam. Kafan... Abi sen polis köpeği misin? Yo ne alaka? Kafanda K9 yazıyor. Oğlum bunu buradan buldum. Tamam abi tamam. Abi yaptın muhabbet ama. Ya abi seni seviyorum. Hadi ben kaçtım ya. Tamam Fehmi hadi. Tamam hadi görüşürüz abi döptüm. Araba yok Fehmi şeyi bana ver. Neyi sana vereyim? Mustang'i. Abi yürü git ya sen Şahin'in bu hale getirmeden önce düşünecektin. Oğlum arabam yok araba. Tamam al Mustang'i. Motor kullanmayı biliyor musun? Yok bilmiyorum. Mustang'i tamam o zaman Mustang'i al. Hadi görüşürüz Fehmi. Hadi görüşürüz bak düzgün kullan bak Mustang'i o hale getirme gözünü seveyim ya. Amk***dim Mustang'in. CarPlay açık Fehmi duyuyorum. Otomatik tamam. Bağlanıyorum. Kapattım. Kapattım CarPlay'i. Kol desteği var mı abi bu arabada? Var. Ha iyi. Hadi devam et abi. Gel CUAG sahnesi yapak abi şurada. Aynen. Gel. Gel bak peşimden geliyorsun değil mi? Geliyorum ben devam. Gel. Burada tam. Ananı satayım. Tam bir CUAG sahnesi oldu yemin ediyorum. Tüyler diken. Tamam. Hadi kapattım hadi bay bay. Arkadaşlar arabanın içinden geçtik farkındayım ama geçmemiş varsayıyoruz her zamanki gibi. Çünkü GTA 5'te araba kullanmak çok zor. Özellikle modlu böyle güçlü arabalar yüklediğimizde kontrol çok zor oluyor gerçekten. Bir şekilde yedirmemiz lazım dizi gibi çektiğimiz için bu seriyi. Yani her şeyle kusursuz olmasını istersek çok sıkıntı olur. Harbiden çok sıkıntı olur. Neyse durun bakayım ben bir Haydar arayayım. Alo Haydar sen dükkanda mısın? Aynen. Ne yaptılar dükkanı hazır ettiler mi? Yapıyorlar hala. Yapıyorlar mı? Tamamdır. Ben de geliyorum. Ben gelene kadar hazır olsun bak gözünü seveyim. Tamam. Geliyorum ben. Hadi öpüyorum seni hadi bay bay. Evet arkadaşlar ben gelene kadar zaten hazır olacakmış. Gürültüm yandı. Evet hemen bir arkadaşlar hızlıca dükkanın oraya gidelim. VR ananı satayım bir dakika dükkana çok yakınmışız zaten ya. Bir dakika geçmişiz. Hemen şimdi arkadaşlar dükkanın oraya gidiyorum. Hop hemen dükkana gidelim. Bakalım ben gidene kadar hazır edeceklerini söylediler. Ona göre para vereceğiz yani. Hadi bakayım. Bak Haydar da arabasını buraya çekmiş. Hadi canım. Arkadaşlar bakın. O dükkanın önceki halini hatırlıyorsunuz. Burası. Ve dükkanın yeni hali. Bak. Haydar ne yaptın? Nasıl? İyidir abi sen ne yaptın? Oğlum çok iyi olmuş lan. Ney? Bence de. Hookah Launch mı? Daha iyi. Hookah Launch. Aynen. Nargile'nin İngilizcesi. Oğlum. Oy bütün masalarda nargileler falan. Aynen bunlar daha görsellik ama mimar denerken. Tamam daha hazır değil mi? Nargileler görsel. Ha anladım. Oğlum çok iyi. Fezli abi var ya çıldıracak. Ne diyorsun Fezli abi ne der sence burayı görünce? Bayılır. Buraya gelince böyle kalp krizi geçirir. Burada. Vallahi kalp krizinden gidebilir. Kafayı yer büyük ihtimal. Evet bence de. Bence muhteşem ya. Kesinlikle muhteşem oldu. Güzel. Çok iyi olacak oğlum. Çok iyi olacak. Evet arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna geldik. Fezul abi bir sonraki bölümde bu dükkanı görecek. Hatta bu tabelayı vesaire de değiştirmeye çalışacağız. Eğer değiştirmezsek de hayırlısı olsun. Bakalım neler olacak bir sonraki bölümde göreceğiz. Fezul abiyi getireceğiz. Dükkana sokacağız. Neler olmuş onu göreceğiz. Şahin'in de başına neler gelmiş. Onu da bir sonraki bölümde görmüş olacağız. Bu seriyi seviyorsanız gerçek hayatı seviyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay.